Bu yılbaşı piyango bileti aldınız mı? Alanlar acaba ne kadar kazandınız? Herhalde büyük bölümünüz ah şu kadar milyarı ucundan kaçırdım diye hayıflanmıştır. Düşünün tam 33 milyar. Şimdiye kadar böylesi görülmemişti. Yine eminim şu arada içinizde kıkır kıkır gülen yeni milyarderler de var. Ben onların yerinde olsam pek o kadar sevinmezdim. Zira henüz başlarına nelerin geleceğini bilmiyorlar. Biz mi nereden biliyoruz? Eski milyarlardan birinin başına geleni inceledik de oradan öğrendik. Herkesin küçük hayalleri vardır. Bu hayallerin çoğunun gerçekleşmesi için ya bir mucize gereklidir ya da bir piyango. Türkiye'de hayaller en çok Aralık ayında kurulur. Çünkü şansınızın yardımıyla kazanabileceğiniz en büyük parayı Türkiye'nin düş taciri Milli Piyango yılbaşı çekilişinde verir. Milyonlarca kişiden yalnızca birinin düşleri gerçekleşir. Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen biletlerle Türkiye bir kez daha hayal fırtınasına tutuldu. Bu yılbaşının pembe düşleri 33 milyar lira üzerine kuruldu. Elbette pembe düşler kurmak da bedava değildi. 1942 yılında hayalleri süsleyen 100 bin liralık büyük ikramiye için 5 liralık bir tam bilet almak yeterliydi. Geçen 50 yılda az gelişmiş ülkelerin beyaz atlı prensi enflasyona yenildi. Piyango biletinin fiyatı her yıl biraz daha arttı. Son çekilişte 100 bin liralık tam bir bilet alamayanlar 33 milyarlık pembe düşleri kuramadılar. Piyasaya ise 31 milyon adet milli piyango bileti sürüldü. 31 milyon adet beyaz atlı prens. Türkiye'de milli piyango ile milyarder olmak ve kurulan düşlerinizi gerçekleştirmek zor. Ancak bazen bir milli piyango milyarderi olarak yaşamak çok daha zor. Milyarder olanların hayatı bir anda alt üst oluyor. Para insanları mıknatıs gibi kendine çekiyor. Eski dostlar aramaya, yeni akrabalar tek tek ortaya çıkmaya başlıyor. Bir anda hayatına giren milyarlar ve insanlar doğal olarak yeni milyarderin kafasını karıştırıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda bunu bilen bazı milli piyango milyarderleri gözükmemeyi tercih ediyor. Basından kaçıyor, kimseyle görüşmüyor, paralarını da bir banka müdürüne emanet edip saklanıyorlar. Aslında bu piyango milyarderlerinin alışılmış tutumu. Ama onların arasında da öyle renkli kişiler çıkıyor ki çekinmeden kendini gösteriyor, aniden bir pop yıldızı ya da sinema artisti kadar ünlü olabiliyorlar. İşte bu yüzden de başlarına gelmedik kalmıyor. Şimdiye kadar milli piyango sayesinde milyarder olan ve bunu herkese çekinmeden açıklayan en renkli sima ise 1989 yılının talihlisi Salih Gümüşçay'dı. Salih dedi piyangoyu kazandığında 79 yaşında yalnız yaşayan bir bekardı. Talih kuşu Salih dedeyi İzmir Karaburun'daki köyünün demir atölyesinde yakalamıştı. Aldığı bilete 5 milyar lira çıktığını çekilişten tam 20 gün sonra fark etti. O güne kadar kimsesi olmayan Salih dede bir anda Türkiye'nin en sevilen dedesi oldu. Köyü Salih dedeyi arayanların akınına uğradı. Bütün bu olanların karşısında en az onun kadar yıllardır yalnızlığını paylaştığı köylüleri de şaşkındı. İlk başta bayanlar arama başladı Salih dedeyi. Tabii Salih dedenin bekar olduğu duyuldu. Aranıyordu Salih dede. Bundan sonra başladı akrabalar arama. Hatta bir ara İstanbul'a bile Salih dedeyi kaçırdılar. Kendi akrabaları. Salih dede bir daha Kösedere köyünde oturmadı. Kendine İzmir'de lüks bir daire aldı. Ama yıllardır ona bakan köyünü de unutmadı. Kendi adını taşıyan bir sağlık ocağı yaptırdı. Köyde ondan geriye bir bu sağlık ocağı, bir de Salih dedeyi tavlamak için köye bankaların yolladığı banklar kaldı. Bu arada akraba ve yardım isteyen insanların akını başladı. Daha önce hiç görmediği akrabalarıyla tanıştı. Elbette konuşulan tek konu paraydı. Tüm bu olanlardansa ilk Beşiktaş kulübü faydalanacaktı. Salih dede Beşiktaşlı futbolcular süt içsin ve Avrupalı futbolcular kadar güçlü olsun diyerek kulübe tam 100 milyon lira bağışladı. Bu arada yeni kazandığı eş, dost ve akraba bolluğundan mıdır yoksa 80 yaşının getirdiği yorgunluktan mıdır bilinmez, rahatsızlandı ve hastaneye yattı. Hastanede merak edip kendini görmeye gelen bir hemşireyle tanıştı. Hiç zaman kaybetmedi, bir sen hemşireyle evlendi. Gelin damattan 40 yaş küçük olunca da bu evlilik üzerine söylentiler yayılmaya başladı. Yaşlara karşı daha çok yani böyle sempatim vardı. Daha hoşgörü, daha çok iyi davranırdım yaşlılara. Salih Bey'in herhalde parasız da olmamış olsaydı ben yine de onunla
tanıştıktan sonra, çünkü çok iyi niyetli bir insandı. Çok sevdim kendini. Dediler hep milyarları var. Milyarları olduğu için, işte parası çok olduğu için evlenmeyi düşündü. İnanın kendisini çok sevdim ve seviyorum. Ona saygıyla, yani sevgisini, o da beni çok seviyordu. Salih Dede yeni eşiyle yeni bir hayata başladı. Avrupa'ya gitti, hayrına okullar yaptırdı. Ancak tüm bu olanları yaparken kazandığı 5 milyar liraya hiç dokunmadı. Her şeyi bankadaki paranın faiziyle yaptı. Bir süre sonra bu hızlı tempoya daha fazla dayanamayıp el sürülmemiş bir 5 milyarı bankada bırakarak öldü. Milyarder dedenin vasiyetini yazmadan bu ani ölümü yakınlarını bir kez daha ayağa kaldırdı. Salih Gümüşçay'ın ve kazandığı 5 milyar liranın hikayesi bu ölümle de noktalanmadı. Bugün Salih Dede burada, milyarları ise bankada yatıyor. Akrabaları ise hala hayatta. Önce öldürüldüğü iddia edildi, sonra miras kavgası başladı. Bugün gün geçmiyor ki İzmir Adliyesi'nde kalan paranın nasıl paylaşılacağı üzerine yeni bir dava açılmasın. Salih Dede sayılı piyango milyarderlerinden yalnızca biri. Başına gelenlerle ise adeta bütün milli piyango milyarderlerinin bir simgesi. Talih Kuşu bu yılbaşında birkaç kişinin başına kondu, birkaç kişiyi daha milyarderlerin arasına taşıdı. Talih Kuşu'nun beraberinde milyarları getirdiği biliniyor. Neleri götüreceği ise şimdiden kestirilemiyor. Param var mı? Derdin var. Tabii bütün milyarderlerin başına da böyle şeyler gelmiyor.